İyi bir dev ekran deneyimi için projeksiyon cihazı satın almayı düşünüyor fakat satın almadan önce hangi özelliklere dikkat etmeniz gerektiğini bilmiyorsanız bu videoda tüm bilmeniz gerekenleri size anlatıyorum. Evet hatırlarsanız daha önceki bir videomuzda bir projeksiyon cihazının televizyonun yerini tutup tutmayacağını anlatmış ve televizyon yerine bir projeksiyon cihazı satın almanın o kadar da korkulacak bir yanı olmadığından bahsetmiştim. Bu defa ise konumuz tamamen projeksiyon cihazlarıyla alakalı. Eğer dev ekranda iyi bir görüntü sağlamak istiyorsanız ancak projeksiyon cihazları hakkında pek bir bilginiz yoksa bu videoda size tane tane seçim harifesinde bilmeniz gereken önemli noktalardan bahsedeceğim. Öncelikle şu konu çok önemli. Mobil bir projeksiyon cihazı mı istiyorsunuz yoksa iyi bir görüntü kalitesi sağlayan gerçek bir projeksiyon cihazı mı? Projeksiyon cihazı satın almanın ana mantığının Dev ekranda iyi bir görüntü kalitesi görmek olduğunu düşündüğümüzde tamamen kablosuz olan projeksiyon cihazları ihtiyacı tam olarak karşılayamıyor. Piyasada elektrikle çalışan ancak mobil projeksiyon cihazları kadar kompakt modeller de bulunuyor. Böylece hem yüksek görüntü kalitesi hem de ultra taşınabilirlik olan<a>ğını bir arada edinebiliyorsunuz ve projeksiyon cihazlarının üzerindeki lambanın gerçek gücünden faydalanırken bir projektörde aranan en önemli özelliklerden çözünürlük, ışık gücü, parlaklık ve kontrast oranını da pakete dahil etmiş oluyorsunuz. Tam bu noktada size güzel bir öneride de bulunabilirim. Epson'un kompakt mobil projeksiyon ürün ailesinde EF100 ve şu an benim yanımdaki gibi EF12 gibi modelleri bulunuyor. Bunlardan Epson EF100 dünyanın en küçük 3LCD lazer projektörü olurken bir diğer mini lazer projektörü Epson EF12'de bir süredir bizim konuğumuz oldu. Sizin de gördüğünüz gibi oldukça kompakt boyutta olan bu cihaz şık tasarımını mini bir lazer projeksiyon olmasıyla perçinliyor, taçlandırıyor diyebilirim. Kompakt boyutlara sahip olması nedeniyle istediğiniz zaman, istediğiniz yerde projeksiyon ihtiyacını karşılayan Epson EF12 görüntüyü herhangi bir yönde duvar, tavan ya da zemin üzerine yansıtabiliyor görüntü boyutunu 150 inçe kadar çıkarabilmesi de cabası oluyor. Elbette yine de sizin seçiminiz olacak ancak satın alırken görüntü kalitesi anlamında iyi bir deneyim yaşamak istiyorsanız gerçek projeksiyon cihazlarından şaşmamak lazım diye düşünüyorum. Bunun en basit örneği çözünürlük adımında da karşımıza çıkıyor mesela. Az önce de söylediğim gibi bir projeksiyon cihazı satın alırken en önemli kıstaslar arasında çözünürlük, ışık gücü, parlaklık ve kontrast oranı bulunuyor. Tamamen kablosuz mobil projeksiyon cihazlarına baktığımızda genellikle HD ya da daha aşağıda çözünürlük sağladıklarını görüyoruz. Aralarında Full HD çözünürlük sunanların da var. Sunanlar da var fakat fiyatları genellikle çok yüksek oluyorlar. Öte yandan pil ömrü gibi bazı handikapları da bulunuyor. Keyifli bir film veya dizi izlerken cihazın bir anda kapanmasını istemezsiniz diye düşünüyorum. Bu anlamda iyi bir projeksiyon cihazı satın alırken ilk bakmanız gereken noktanın başında kuşkusuz çözünürlük geliyor. Full HD bu anlamda iyi bir seçim olacaktır. Taban olarak Full HD çözünürlükten vazgeçmeyin projeksiyon cihazlarında. Mesela bu noktada da elimdeki yine test etme olanağı bulduğum Epson EF-12'den bahsedebilirim. Bu cihaz 1080p yani Full HD çözünürlük sunuyor. Ve 1000 lümen gibi yüksek bir parlaklık seviyesi sağlıyor. 3LCD projeksiyon sistemini kullanan cihaz bu sayede belirgin gölgeler ve derin siyahlar üretebilirken tam 2.5 milyona bir kontrast oranını destekliyor ki kontrast oranının da seçim aşamasında önemli bir başlık olduğunu söylemiştim hatırlarsınız. Böylece gerçekten de Epson EF-12'nin sağladığı görsellik karşısında büyük keyif alacağınızın altını yekten çizebilirim. Şimdi buraya kadar her şey tamamsa devam edelim. Projeksiyon cihazı satın alırken bir diğer ele alınması gereken nokta hangisi? Lamba ömrü. Bir projeksiyon cihazını ne kadar uzun süreli kullanacağınızı lamba ömrü belirliyor. Bu anlamda satın alacağınız cihazın kullanım ömrüne yani lamba ömrüne dikkat etmeniz çok çok elzem. Piyasada bu anlamda oldukça zengin seçenekler var. Yok değil. Fakat yine hazır elimin altında bir süredir kullandığım Epson EF12 varken Bunlar örnek vermek istiyorum. Daha doğru olacak. Mesela bu cihazda lamba ömrü 10 yıla kadar kullanım vaat ediyor ki bu gerçekten bir projeksiyon cihazı için fazlasıyla uzun bir süre iyi bir projeksiyon cihazı satın alırken buna dikkat etmeniz uzun kullanım için çok çok önemli bir kriter olacak. Gelelim bağlantı seçeneklerine. Yine bir projeksiyon cihazında bağlantı seçenekleri atlanmaması gereken önemli bir nokta. Hem kablolu hem kablosuz Seçeneklerin bulunmasına özen göstermeniz, konforlu bir kullanım için bu noktada önemli olacak. Kablolu bağlantılar arasında ise yeni seçenekleri sunması yine elzem bir diğer detay. HDMI bağlantısını zaten vardır diye söylemek lazım ancak USB bağlantıların olması, ses çıkış için destek sağlaması, mühim detaylar ki bu noktada da gerçek projeksiyon cihazları mobil olanlara kıyasla çok daha fazla seçenek sağlıyor. Sesten bahsetmişken cihazın hoparlörlerine de kulak vermek iyi olacak. Çünkü ses performansı bu tip cihazlar için oldukça önemli. Eğer bir de cihazı ek bir hoparlöre bağlamayacaksanız her ne kadar görüntü kalitesi iyi olsa da ses tamamlayıcı unsur bu cihazları. Burada da yine Epson EF12 büyük fark yaratıyor. Çünkü Epson bu cihazda Yamaha marka hoparlörler kullanmış ve gerçekten de ses kalitesi muazzam olmuş. Bu noktada eğer taşınabilir ve fazlasıyla kompakt bir projeksiyon cihazı arıyorsanız Android TV ve Yamaha ses sistemiyle donatılmış olan Epson EF12'nin iyi bir seçim olabileceğini söyleyebilirim. Öte yandan tak ve çalışır mantığını gözetmesi, lazer ışık kaynağı ile yüksek kaliteli görüntü sağlaması, 10 yıla kadar lamba ömrü sunması ve her yöne 150 inçe kadar dev ekran görüntü aktarabilmesiyle gerçekten de etkili bir cihaz olmuş kanaatindeyim. Bu bu alanda satın alım harifesinde bu cihazı da e, göz atmanız fayda sağlayabilir. Evet sonuç olarak baktığımızda sanıyorum ki bir projeksiyon cihazı satın alırken en çok dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında fikir sahibi oldunuz. E, bunlardan bahsetmeye çalıştım. Dediğim gibi çözünürlük, kontrast sorunu, lamba ömrü ve sağladığı parlaklığı, ışık gücü, bağlantı seçenekleri ve ses desteği her biri önemli kriterler. Elbette karar yine sizlerin olacak fakat görüntü kalitesi ve diğer bahsettiğim noktalarda tatmin edici bir projeksiyon cihazı arıyorsanız tercihinizi gerçek projeksiyon cihazlarından yana kullanmanız doğru olacaktır. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınız varsa muhakkak aşağıda yazın. Sorularınızı oradan yorumlar bölümünden cevaplayayım ve abone olarak da daha fazla içerik için abone olarak da destek sağlayabilirsiniz diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan canurla Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.